Evet arkadaşlar şimdi merceklerin odak uzaklığını etkileyen durumlara bakalım. Öncelikli olarak merceklerin ayrılmasını bir düşünelim. Eğer bir merceği tam ortasından ikiye ayırıyorsak bu merceklerin odak uzaklığının iki katına çıktığını söyleyebiliriz. Yani bir ince kenarlı merceği tam orta noktasından ikiye bölmüşsek buradaki mercekler artık 2F ve 2F'lik iki tane ince kenarlı bir mercektir diyebilirim. Burada 2F dediğimiz değerler merceklerin yeni odak uzaklıklarıdır diyebiliyoruz. Beyaz ışığın mercekte kırılması. Arkadaşlar şimdi burada beyaz ışınımız var ve beyaz ışının uzantısı bize verilmiş. Biz renk konusunu anlatırken demiştik ki kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor. Bu renkler arasında en az kırılan renk kırmızıydı, en çok kırılan rengin ise mor olduğunu söylemiştik. E o zaman ne olacaktır arkadaşlar? Şurada kırmızı rengimiz kırılmış ise burası artık kırmızının odak uzaklığıdır. Mor rengin daha fazla kırılması gerektiği için Mor'daki odak uzaklığını artık şurada gösterebiliyorum. Burası da artık bizim için nedir? F mor'dur diyebiliyoruz. Yani ne olacak? Morun odak uzaklığı en küçük değerdeyken ondan sonra F mavi, sonrasında artık F yeşil, sonra F sarı, F turuncu ve en büyük odak uzaklığının ise kırmızı renk için olduğunu söyleyebiliriz. Mor ışığın izlediği yolu çiziniz denilmiş arkadaşlar. Şimdi mavi için odak uzaklığımız burası. Burası bizim için neydi? F mavi. Ama mor ışık için odak uzaklığımız biraz daha küçük oluyordu. O zaman çünkü mor'daki kırılma miktarı daha fazlaydı. O zaman bu ışının izlediği yol artık şekildik gibidir diyebilirim. Burası da morun odak uzaklığıdır diyebiliriz. Yansıma olaylarında ışığın renginin bizim için hiçbir önemi yok. Çünkü ışık burada herhangi bir şekilde kırılmaya uğramıyor. Ve o zaman mavinin yansıdığı nokta neresi ise artık burada da yine ne olacaktır? Aynanın odak noktası olan F'ten kırmızı renginde yansıdığını söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Müzik